Herkese merhaba. Ceplik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Nokia 72 modeline nasıl format atılabileceğini göstereceğiz. Nokia 72'ye format atabilmek için 3 farklı yol var. Bunlardan ilki menü üzerinden ayar sıfırlaması. Diğeri Nokia'nın format kodunu kullanmak ve son yöntemde donanımdan format. Telefonunuza format atmaya karar verdiğinizde lütfen önce mümkünse veri yedeği alın ve telefonun şarj düzeyinin en az %25 olmasını sağlayın. Kullanabileceğiniz ilk yol için menü üzerinden kontrol paneli, ayarlar, genel, orijinal telefon ayarları yörüngesini izleyip onay vermelisiniz. Onay için telefon size kilit kodu soracaktır. Kilit kodunuzu daha önce değiştirmediyseniz 1-2-3-4-5'tir. Eğer kilit kodunuzu değiştirdiyseniz belirlediğiniz kilit kodunu bu ekrana girip tamam yapmalısınız. Telefon sıfırlama işlemi için kapanacak ve temizlenmiş olarak yeniden başlayacak. Kullanılabilecek ikinci yolun Nokia'nın format kodu olduğunu söylemiştik. Bu kod yıldız kare 73 70 kare şeklindedir. Arama tuşlama ekranına bu kodu girdiğinizde karşınıza tüm orijinal telefon ayarları geri yüklensin mi, telefon kapanıp açılacak şeklinde bir bildirim gelecektir. Bunu evet yapıp devam etmelisiniz. Telefon bu aşamada da kilit kodu ister. Yine değiştirmediyseniz 1-2-3-4-5 olarak girip onaylamalısınız. Telefon yine sıfırlama işlemi için kapanacak ve dil seçiminin yapıldığı ekrana gelecek. Kullanabileceğiniz üçüncü yol donanımdan format. Donanımdan formatın uygulanabilir olması için telefonu kapalı konuma getirmelisiniz. Telefonu kapattıktan sonra telefonun açılış işlemi için Space yani boşluk tuşunu, Shift yani büyütme tuşunu ve Backspace silme tuşunu kullanıp telefonu açmalısınız. Bu üç tuşa birlikte basıyorum ve telefonu açıyorum. Bu tuşlara Nokia'nın birleşen eller slaytını görene kadar basmalısınız. Birleşen elleri gördüğünüzde tuşları bırakabilirsiniz. Daha sonra telefon dil seçiminin yapılacağı ekrana geçecektir. Bu ekranı gördüğünüzde yöntemi başarılı uyguladınız demektir. Birleşen eller geldi. Tuşları bıraktım ve dil ve bölge seçiminin yapılacağı ekrana geldik. Burada ilgili ayarlamaları yapıp kurulumu tamamladıktan sonra telefonunuzu yeniden kişiselleştirmeye kullanmaya başlayabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekilde. YouTube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz faydalı bilgilerin daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.